Selamünaleyküm sevgili Kum Saatihanem takipçileri. Bir günde 4 mevsimi yaşayan, kayısıyla meşhur 3 ülkeye sınırı olan Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı Iğdır'a geldik. Kum Saat Seyyah ekibi olarak Iğdır'ı gezeceğiz. Iğdır'ın güzelliklerine sizler için bakacağız. Tuz mağaralarına gideceğiz. Kayısına bakacağız. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız Kum Saat Seyyah Iğdır'da başlasın. Elma bahçesine geldik. Aynı zamanda kayısılar da var burada. Yani buranın iklimi çok güzel, çok sıcak bir iklim var. Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı burası. Şimdi yol kenarında kayısı satan bir arkadaşla karşılaştık, abimizle. Ondan rica ettik, bahçeye girebilirsiniz dedi. Şimdi kayısının yanına doğru bir gidelim. Kayısının, Iğdır kayısının Malatya kayısından ne farkı var soralım. Kendisi de bize anlatsın. Bakalım ne der diyecek. Bir de ne kadarmış kilosu görelim bakalım. Selamünaleyküm öncelikle abi. Aleykümselam abi, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkürler abi. İsim ne abi sizin? İsmim Erdal Burak. Erdal abicim. Şimdi kimse yordum ekşi demez. Buranın kayısısı mı, Malatya'nın kayısısı mı? Hadi buyur bakalım. Şimdi Iğdır olarak yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki herkesin kendi memleketine göre kendi kayısı da evet, ilgi çekiyor. Tabii ki Iğdır'ın kayısı daha başka. Niye? Doğa güzelliği olarak Iğdır'ın kayısı hem ilacı hem verimi hem toprağından dolayı çok güzel oluyor kayısıların. Tamam ama Malatya'nın da doğası güzel. Malatya'nın evet doğru. Türkiye genelinde Malatya diyorlar bir, Iğdır diyorlar iki. Ekseri hep Iğdır. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Dışarıdan gören bir gözle söylüyorum. Daha tadına bakmadım. Malatya kayısından Iğdır kayısı daha büyük. Büyük. Evet. Doğru mu? Tadını bilmiyorum. Büyüklük, büyüklük olarak mı sadece acaba? Malatya'nınki mi Iğdır'ınkinden büyük? Iğdır'ınki büyük. Tabii Iğdır'ınki büyük. Bizim bu kayısıya şekerpare diyorlar. Ha bu şekerpare mi? Aynen. Bakalım mı bir? Tadına bakabilirsiniz efendim. Şimdi abi, bu mahsul yeni mahsul mü? Evet abicim. Yani bu... Daha dün toplandı evet. Evet. Dün akşam geldi değil mi? Aynen. Yiyebilir miyim şunu? Efendim abi? Yiyebilir miyim? Tadına bakabilir miyim? Tabii, tadına bakın buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç para kasası? Kasası şu anda efendim 140 lira. 140? Evet. Çok güzelmiş ya. Elinize sağlık. Vallahi. Teşekkürler abicim. Yetiştirmesi zahmetli mi? Tabii. Bunun ilacı var, gübresi var, bakımı var. Ne bileyim. Masraf, bayağı masraflı yani. Hmm. Yani aldığımız ürüne karşı yani masrafını zor kurtarıyor. Değil mi? Aynen. Kaç kilo geliyor bir şey kasası? 9-10 arası. 9-10 kilo arası geliyor. Siz bu sadece burada mı satış yapıyorsunuz? Şimdi mekan burası. Sonra böyle dışarıya falan gönderiyor musunuz yoksa sadece burada mı satış yapıyorsunuz? Aynen, sadece yol üzeri olarak yani. Tamam. Bu bölge bu nereye, bu köy mü burası? Bu neresi? Köy ismi Çalpala köyü. Çalpala. Evet. Çalpala köyü. Şimdi bizim bir arkadaşımız daha geldi. Iğdır'ın meşhur bir şeftalisi var, belki duydunuz. Bilmiyorum. Böyle mi? Ne? Aynen. İyi, denk geliyoruz o zaman. Sen aynen. Al abi istersen onu. Alacaksan al onu tabii, istersen tabii, bakalım. Tabii tabii. Hadi bakalım. Ne kadar? Kasa mı kilo mu abi? Kilo alacağım ya. Kilo 17. Evet abi. Ne şeftalisi abi bu? Buranın meşhur şeftalisi. Erkenci şeftali değiller mi? He, erkenci değil. Arz bunun adı neydi bu şeftali? Oo, şeftal çok güzel duruyor ya gerçekten. Aynen öyle. Iğdır'ın şeftalisi. Aynen öyle. Sert. Abi. Sert evet. Daha iki çay bu Bursa şeftalisi diyorlar buna. Bursa şeftalisi evet. Diyorlar. Abi Iğdır maşallah Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı ya. Evet bizim Iğdır'a. Değil mi? Havası falan tabii. Çok iyi. Kavunu var, karpuzu var, domatesi var, salatası var. Yani tabii ürüne git çıkıyor. Şurada domates ekmişsiniz herhalde değil aynen, mi? Domates ekmişsiniz yan tarafta. Gördüm onu.
Şimdi bunun kilosu kaç para? Bunun kilosu 17 lira. Onun? Abi bundan mı tartıyor? Efendim evet, o da 17 lira abi. 17 17 evet. Değil mi? İyi abi. Abi çok teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür razı olsun. Çok sağ ol. Memnun kalsın. Evet evet. Bu tam olarak yerinizi tarif edin de bir şey yapalım. Şimdi Iğdır'dan geliyoruz. Iğdır'dan Tuzluca'ya doğru gidiyoruz. Giderken Çalpalan'ın ilk köyü. Çalpalan köyü değil evet, mi? Köprüden geçinen birinci tezgah. Evet. Köprüden geçince ilk tezgah değil mi? Kendiniz yetiştiriyorsunuz, kendiniz aynen satıyorsunuz. Öyle, evet, doğrudur. Dalından taptaze. Aynen abi. Değil mi? Öyle. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi sıra pazarlık zamanı abi. Tamam sağ olasın. Iğdır'ın merkezinde Türkiye'nin en yüksek anıtı, soykırım anıtı var. Ermeniler bu bölgede çok fazla soykırım yapmışlar. İçeride de soykırımla ilgili belgeler var. Onlara şimdi bakacağız, içeriği gezeceğiz. Şimdi soykırım anıtı gerçekten tarihi bir anıt. Iğdır'a gelirseniz buraya gelin ve bu içeriye mutlaka gidin. Biz şimdi içeriye doğru bir bakalım. Aslında burayı atlamamak lazım. Buraya soykırıma uğrayanların belgeleri var burada. Belgeleriyle her şey anlatılıyor. Öyle hani Ermeni soykırımı sözde açıklıyorlar ya. Sözde Ermeni soykırımı diyorlar. İşte bunlar belgeleri. Kim nerede nasıl soykırım yapmış? İşte buyurun görün. Bakın. Bakın ama üzücü olan taraf şu, ya bir piknik alanında, bir mesire alanında bir sürü insan var. Bir eğlence alanında bir sürü insan var ama burayı ziyaret etmiyoruz. Böyle yerleri ziyaret etmiyoruz maalesef. Böyle yerleri mutlaka ziyaret edin. Görün, bakın. Tarihimizi görün, bakın. Ve çok da güzel yapmışlar. Burada soykırıma uğrayanların belgeleri ve soykırıma uğrayanların eşyaları var. Yani ciddi bir soykırım olmuş bakın. Görüyor musunuz? Yazık. Ya. Yani insan gerçekten ürperiyor bunları görünce. Yani. Bakın Van'ın Erş ilçesinde Çavuşoğlu samanlığında adı ile bilinen mevkide tesadüf eseri bulunan toplu mezardan çıkan insan iskeletleri. Yazık. Ermeni mezalimini görgü tanıkları bunlardı. Iğdır ve köyleri 1915 ila 1920 yıllarında Ermeni katliamlarına en yoğun maruz kalan bölgelerden biridir. Görgü tanıklarından Hacı İbrahim Altıntaş'ın ifadesi şöyledir. Gördüklerimi hayatım boyunca unutmama imkan yok. İran'dan döndüm. Küllük köyü viraneden farksızdı. Köyün bahçeleri, üzüm bağları, evlerin avluları, samanlıkları ve su kuyuları insan cesetleriyle doluydu. Hangi su kuyusundan su almak istiyorsak, su yerine cesetlerle karşılaşıyorduk. Tüyler ürperten görgü tanıklarının ifadelerini Iğdır Soykırım Anıtı'nda bulabilirsiniz.
Sevgili Kum Saatihanem takipçileri, içeriye girdik, içeriği gezdik, içeride yazılanları okuduk. Şahitlerin belgeleriyle beraber neler gördüğünü okuduk. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Dışarıdayken farklı, içeriden çıktıktan sonra farklı duygular içerisine girdik. Şimdi tarihimizde baktığınız zaman gerçekten bizim Ermeniler tarafından soykırıma uğradığımızın birçok belgeleri var. Bu anıt da onlardan bir tanesi. Aslında bu anıtların birçok yerde olması gerçekten de insanların bilinçlenmesi açısından daha iyi olabilir. İçeri okuduğumuzda yazıları o kadar tüylerimizi ürpertti ki yazılar. Bizler gerçekten farklı duygular içerisine girdik. Dünyada biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı var ve Türkiye'ye bu konuda baskı yapmaya çalışıyorlar. Ama asıl soykırımı yapanlar bizler değiliz. Buraya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Farklı duygular içerisinde çıkacağınıza eminim. Şöyle de bir acı var ki içeride de söyledim. Maalesef mesire alanlarında insanlar çok fazla kalabalık var. Bir yerde bir kilise oluyor, oraya gidiyorlar. Eğlence merkezlerinde, konserlerde çok kalabalık insan toplulukları var. Ama böyle yerlerde bizim haricimizde 2-3 kişi vardı. Onlar da çıktılar. Şu anda içeride kimse yok. Lütfen böyle yerlere sahip çıkalım. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Sözün bittiği yer burası. Iğdır'a bağlı Tuzluca'ya geldik. Tuz terapi merkezine gireceğiz. Burada tuz mağaraları var. Gerçekten merak ediyorum. İçeriye şimdi gireceğiz, bakacağız sizle beraber. Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayan tuz mağaralarına hep beraber girelim. Hadi başlayalım. Oo, burası çok güzelmiş ya. Bakar mısınız şöyle bir? Değil mi? Çok iyiymiş ya. Vallahi. Mükemmel duruyor. Çekil bakayım, dur bakayım. Ya gerçekten mükemmel gözüküyor. Ben böyle beklemiyordum burayı. İçerisi gerçekten soğuk. Böyle soğuk demeyeyim de serin. Bir de böyle hafif tuz kokuyor. Hani böyle denize girersiniz de, daha doğrusu denizin yanında durursunuz, bir tuz kokar ya, öyle bir tuz kokuyor. Bakar mısınız şuralara? Ya ben çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Yani daha devam ediyor. Oo, mükemmel. Mükemmel gerçekten. Hadi bakalım bir içeri doğru bir devam edelim. Ya düşünün, burası bir mağara. Dağın içerisinde mağaraya giriyorsunuz ve uzayıp gidiyor ya, çok güzel. Yani harika gerçekten.
Sevgili Kum Saati Annem takipçileri, Iğdır'a bağlı Tuzluca'da Tuz Terapi Merkezi'ne geldik. Burayı gezdik, burayı sizler için anlattık. Tuz mağaraları gerçekten çok güzel. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Önyargıyla geldim ama yanılmışım. Mutlaka buraya gelin, bu güzelliği görün, bu keyfi çıkarın. Bizler mağarayı gezmeye devam ederken siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merkeze 15 kilometre mesafede olan Açık Hava Müzesi'ne geldik. Aslında burası bir mezarlık. Karakoyunluların Koçbaşı mezar taşları var. Genç yaşta ölen ve yiğit ölen erkekler için yapmış oldukları mezar taşları bunlar. Koçtaşı bunlar. Bakın burası bir mezarlık. Aynı zamanda Açık Hava Müzesi. Görüyorsunuz zamanla tabii tahrif olmuş ama mesela şu çok belli değil ama şu sarı olan bayağı belli. Yani eğer gelirseniz buraya uğramanız iyi olabilir. Zaten Müslüman mezarlığı burası da. Üzerinde de Arapçalar yazıyor. Evet, biz gezimize devam edelim. Kum Saati Seyyah ekibi olarak Iğdır'ı gezdik. Iğdır'ı sizlere anlatmaya çalıştık. Şu anda Karakoyunlu'dayız. Karakoyunlu ilçesindeyiz. Burada Açık Hava Müzesi vardı, orayı gezdik. Şimdi girişte de leyleklerin olduğu heykeller vardı. Iğdır'da iklimi ılıman olduğu için leylekler çokça uğruyor buraya. Şimdi tepemizde de leylekler var. Bunları çekmeden sizlere veda etmek istemedim. Bir de şu espri yapmadan veda etmek istemiyorum. Iğdır'ın baş harfi nedir? Iğdır. Herkese iyi günler.